15 saniyede çözdüğün soru daha. Rahat bir soruydu. Hızlıca bir kontrol edeyim cevapları. Ben de bunun tek kitabını çözüyordum. Yenilerde tekler vardı ya. Ha, evet, onlar evet, çok yapalım. İyiydi. Bu da bayağı iyi. Kütle numarası değişmez, atom numarası değişir. Bu doğru. C'ye geldiğinde mesela durdu. Sıfır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Türkiye dördüncüsü Bora ile birlikte bir soru çözüm serisi yapıyoruz biliyorsunuz. Bu da fizik videomuz. Aynen. Bu videoda arkadaşlar sizlerle birlikte AYT fizik branş denemesi çözeceğiz. Bugün kullanacağımız yayın ise arkadaşlar Yayın Denizi Pro'nun AYT branş denemesi olacak arkadaşlar. Biz 9 numaralı denemeyi çözeceğiz. Eğer sizde de varsa takip etmek isterseniz. Hem soruları çözüyor olacağız hem de bir derece öğrencisi gözünden nasıl bakılır bunları Bora'dan dinliyor olacağız. Ben de bakayım bir fiziği özlemiş miyim özlememiş miyim bunu görmüş olacağım bugün. Şimdi istersen yavaştan başlayalım. Evet. Şimdi sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde verilen M kütleli cisim kuvvetlerin etkisi nedir? F1 kuvvet kaldırıldığında hangisi olur? Şimdi cevap direkt Edirne. Rahat bir soru. Şöyle düşüneceğiz. Şimdi F2, F3, F4 hepsi beraber F1'i dengeliyor. Çünkü dengede olmasından bahsediyor. He. F1'i dengeleyen tam tersi yönde bir eksi F1 var. Yani bunların bileşkesi bu. F1'i kaldırınca da eksi F1 olacak. Zaten bunu soruyordu. Rahat bir soru. İlk soru tam böyle soru kazanmalık bir soruymuş. Aynen. Yani. Ve diğer soruya geçiyorum. Atlı karıncaya biniyor. Atlı karıncaya dönmeye başladıktan sonra arabayı atlı karıncaya göre serbest bırak. Şimdi arkadaşlar atlı karınca şöyle dönüyor ve bırakıyorsunuz. Şu tarz bir hareket yapacak. Yani bir yatay V hızı olacak. Bir de yer çekiminden dolayı aşağı doğru hareket edecek. Şimdi ek atış hareketi yapar. Hayır. Dediğim gibi yatay atış hareketi yapacak. Serbest düşme yapar. Yanlış. Dönüş çemberine teğet yatay atış hareketi yapar. Evet bu doğru. Şimdi şöyle bir şey olacak. Ha, şunu söyleyeyim. D'de merkezinden dışarı doğru diyor. Arkadaşlar çembersel harekette dışarı doğru bir kuvvet olmaz. Bıraktığınız an o teğet olduğu noktadan düz bir şekilde devam eder. O yüzden D seçeneği yanlış oldu. C o yüzden doğru oldu. Aşağı yönde atış hareketi yapar. Bu da yanlış. Yatay atış hareketi yapıyor. Yani şu an hangi kuvvetler var? Bir yuvarlak olarak gösterdiğimizde yana doğru attığımız bir kuvvet var. Bir de yer çekim var. O yüzden yatay atış olmuş oldu. Aynen. Tamamdır. Yatay bir kuvvet çok kısa bir sürelik hız kazandırıyor ve yok oluyor kuvvet. Hmm. Sabit hızla hareket ediyor yani yatayda. Evet. O çıkış, kuvvet sürekli hızı olsa belli. Hızı değişirdi yani. O yüzden çok anlık bir kuvvet var sonra hızı oluyor. Yatayda bir hızı oluyor ve aşağı doğru yer çekimi kuvveti oluyor. Evet. Şimdi diğer soruya bakalım. Düşey keşidi verilen yolda A noktasından V büyüklüğünde hızla atılan cisim AB aralığında sabit hızla giderek C noktasına duruyor. Burada sabit hızla hareket ediyormuş. O zaman burası kesinlikle sürtünmeli. Şöyle çünkü yer çekimi kuvveti var. Ona karşı bir kuvvet oluşması lazım. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar B'ye geldikten sonra C'ye kadar gidiyor ve duruyor. O zaman burası da kesinlikle sürtünmeli. Yoksa durmazdı. Aynen. Hangisi doğru olabilir diyor. Ha bir de AB ve BC eşitmiş birbirine. Yani bu yollar birbirine eşit. Tamam buna göre yorumlayalım. Yolun tüm sürtünmelidir. Evet doğru. Bahsettiğim gibi. Hı-hı. Cismin AB ve BC aralığında alma süreleri birbirine eşittir. Hı-hı. Böyle bir şeyin olma imkanı yok. Şöyle düşünün şimdi. Mesela A'dan bıraktım. B'ye geldiğinde hızı 0.9 V olsun. C'ye geldiğinde mesela durdu. 0. Buradaki ortalaması 0.45 V. Buradaki ortalaması 0.95 V. Ve uzunluklar eşit. Yani böyle bir şeyin olma mümkünatı yok. Her türlü sıfıra indikten sonra evet. Aynen öyle. O yüzden bu soru yanlış. Bir de arkadaşlar ben bu sayıları örnek olarak verdim. Yani siz başka bir sayı da verseniz hiçbir zaman bu iki aralıktaki ortalaması birbirine eşitleyemezsiniz. O yüzden olmaz yani. Cisim BC aralığında sabit ivmeli hareket yapar. Evet doğru olabilir. Sürtünme katsayısı her yerde aynıdır BC yolunda. Yani sabit sürtünmeli hareket yapar. Bu da doğru. Şey de olabilir mesela. Sabit ivmeli de olmayabilirdi. Yani sürtünme katsayısı değişirdi yol boyunca. O yüzden bu yani sabit ivmeli değil değişken ivmeli de olabilirdi. Evet yani soru doğru olabilir demeseydi aynen. Cevabı değişebilirdi. Aynen öyle. Yani cevap 1 ve 3. Aynen E seçeneği. E seçeneği. Şimdi diğer soruya baktık. Bir makara sistemimiz var. Aynen makara sistemi var. Şimdi burası 2 m çekiliyor. Önce hareket yönünü belirleyeceğim makaranın. Burası 2 m, burası 2 m. Şu ipte 4 m yukarı çekiliyor. Aşağı doğru m çekiliyor. Şimdi arkadaşlar bu dengede kalamaz. Yukarı doğru hareket edecek sistem. Tamam. Hareket yönünü buldum. Yani L yukarı doğru, aynen. Aşağı doğru. Şu makara L ile birlikte yukarı doğru hareket edecek. K da aşağı doğru hareket edecek. Şimdi serbest bırakıldığında aynı hizadan geçerken çizgisel momentumların büyüklükleri hangisidir diyor. Şimdi önce çizgisel momentumu hesaplayalım. P eşittir neydi? Kütle çarpı hız. Hı hı. M çarpı V. Şunu da söyleyelim. Şimdi mesela ben K'yı 2x çektiğim zaman aşağıya doğru. Uzunluk olarak. Aynen. 2x birim çektiğim zaman buradaki ip de 2x çekildi. Burada hareketli makarada yarısı dönmeye gitti x kadar. Ve L x kadar yükseldi yukarı doğru.
Şimdi o zaman biri 2x yol alıyor, biri x kadar yol alıyor. Hızları nasıl olur? 2x yol alan 2v olur, x kadar yol alan v olur. Düzeltiyorum hemen. İşimize yaramayacak ama vektör olarak da zıt yöndeler. Yani biri negatif olacak aslında. Aynen öyle. Göre. Şimdi zaten momentum büyüklüklerinin oranını soruyor. Mesela direkt momentum oranlarını sorsa cevap eksili bir şeye gelecek. Evet. Yönleri farklı olduğu için. Bunun kütlesi 2m. Kütlesi 2m, hızı 2v. O zaman bu 4p diyelim hesabına. Burası m, kütlesi m, yani. Hızı v. Çarpımları mesela p kadar oldu. K'ya göre 4p bölü p'den cevap 4 oldu. A seçeneği. Evet. Şimdi 5. soruya geçiyorum. Elektriksel potansiyel sorusu. Eşkenar üçgenin köşelerine Q yükleri koymuş. Potansiyel enerji soruluyor. Tamam, rahat bir soru. Buradan 1K kare bölü de. Buradan 1K kare bölü de. Bir de buradan geldi. Cevap 3 oldu. Yine 15 saniyede çözdüğüm bir soru daha. Rahat bir soruydu. Evet. Şimdi şunu biraz uzaklaştırıyorum. Mıknatıs K'ya doğru yaklaşıyor. Tamam. Şekilden anlaşılıyor zaten. Yukarıya bakmaya bile gerek yok. Yazılarını yazmış. İ akımı geçen tel var ve L onun etrafında hareket ettiriliyor. Tamam. M de düzgün bir manyetik alan içerisinde hareket ettiriliyor. Tamam. Şimdi K halkasındaki manyetik akı artmaktadır. Doğru. Mıknatıs çünkü yaklaşıyor K'ya doğru. Gücü artmakta. Aynen. Mesela uzaklaştırırsa da manyetik akı azalırdı. Şimdi L halkasındaki manyetik akı sıfırdır. Böyle bir şey yok. Bizim akım geçen telimiz çevresinde bir manyetik alan oluşturuyor ve o yüzden L'nin içinde mesela bir manyetik akı olacak belli bir miktar. Miktarı gittikçe azalıyor. Çünkü uzaklaşıyor L telden. Sıfır değil ama giderek azalır. Bu yanlış o yüzden. L, M arkasındaki manyetik akı sıfırdır. Bu da yanlış. Çünkü düzgün bir manyetik alan var orada. Ve bu alan M telinin içinden geçiyor. Manyetik akı sıfır olmaz. Ve sabit yani. Çünkü her yerde aynı bu manyetik alan. Nereye giderse gitsin. Aynen. Cevabımız o yüzden yalnız bir A seçeneği oldu. Evet. Şimdi diğer soruya geçiyorum. 7. soruya geldik. O noktasındaki bileşke manyetik alanı sormuş bize. Düz tel var ve 2 tane de kıvrımlı tel var. Şimdi nasıl hesaplıyorduk düz telde? 2KI bölü D'ydi. Bunları tamamen unutmuşum ya. Ha, bir de düz telin oluşturduğu B verilmiş zaten. Şöyle yapalım o zaman. B'yi bulalım. B neydi? 2 çarpı K. İ'si kaç? 3i bölü R. Kaç R? 3R. Yani 2KI bölü R bize B'yi veriyormuş. Hmm. B'yi bir birim olarak kullanacağız artık. Aynen. Mesela bu bir de yönünü de hesaplayalım. Şimdi bu taraf çarpı diğer tarafa dönünce nokta. Nokta kadar B bu. Şimdi. Tamam. Başka iki telimiz daha var. İ'yi hesaplıyoruz. Şimdi 2KPI bölü R formülümü yazdım. İ kadar akım geçiyor. R kadar yarıçapı var. Pi yerine 3 yazdım. Burası 6KI bölü R. Yönüne bakıyorum. Bu çarpı. Büyük tel de aynı şekilde çarpı olacak. Bunu da hemen hesaplıyorum. 2KPI 2I bölü 2R olacak. Zaten sadeleşecek. Aynı şey gelecek. Bu da çarpı. Şimdi bunları B cinsinden bulacağım. 2KI bölü R. B'ydi. O zaman bunlar 3R B. 6B içeri doğru, B dışarı doğru olduğu için cevap 5B oldu. 5B olmuş oldu. Aynen öyle. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Hı hı. Bir sırası, elektrik sorusu. Aynen. Sırası C olan saç ve özün diksiyon katesi L olan bobin verilmiş. Diyor ki, hemen öncüllere bakıyorum. Maksimum gerilim sabit tutularak frekans artarsa kapasitif reaktans artar. Bu yanlış. Arkadaşlar şimdi sığacın kapasitif reaktansı frekansla ters orantılıdır. Frekans artarsa kapasitif reaktans azalır. Frekans artarsa indüktif reaktans artar. Buna göre yorumlayacağız. Bir yanlış. Gelimin maksimum değeri sabit tutularak frekans artırılırsa, arkadaşlar frekans artarsa indüktif reaktans artar. Bu doğru. Gerilimin maksimum değeri sabit tutularak frekans azaltılırsa. Frekans azaltılırsa buranın kapasitif reaktansı artar. Buranınki azalır. İndüktif reaktansı azalır. A1 amper metresinin gösterdiği değer artar. Yanlış. Neden yanlış? Şimdi kapasitif reaktans arttı. Yani direncimiz arttı. Amper metre azalır. A1 amper metresi azalır. A2 amper metresi artar. O yüzden bu da yanlış oldu. Cevap B seçeneği oldu. Arkadaşlar inşallah siz anlamışsınızdır. Ben hiçbir fikir yürütemiyorum. Evet. Sen unuttuğun için ama. Şimdi diğer soruyla devam ediyorum. Şimdi
Bu arada inşallah izleyenler benim gibi kalmamıştır yani bu soruya bakarken. Yok yok, onlar anlamışlardır. Aynen öyle. Sınav sürecinde olanlar. Şimdi yüzeye doğru, merkezden yüzeye doğru gittikçe çekim kuvvet artar, sonrasında azalır. Şimdi hemen yapalım. Buraya G kadar dersem yüzeydeki 2G kadar olur. O zaman A noktası için G kadar dedim. Şimdi yüzeydeki 2R'ye X dedim ben. Burası da X. Yüzeydeki 2G ise burası 4'te 1'i. G bölü 2 cevap 2 olacak. B seçeneği. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Şimdi burası frekansın ve enerjinin arttığı yön. Kırmızıdan mora doğru giden yön. Hmm. Tamam. K'nın frekansı L'ninkinden küçüktür. Doğru. M'nin dalga boyu L'ninkinden küçüktür. Şimdi frekansı yüksek, dalga boyu küçük olur o yüzden. Bu da doğru. Kırmızı ışın enerjisi K'nın enerjisinden küçüktür. Yanlış. Büyük olmalıydı. Frekans fazla çünkü. Frekans büyük olanın enerjisi daha fazladır. Enerjiyi de hatırlatayım hemen formül olarak. E eşittir H çarpı F'ydi. Bunlar da enerjiyi hesaplar. Böyle tüm formüller aklında mı? Yani ezberinde miydi? Sınava evet. Çalışıyorken hı-hı. Falan. Bir de şeyi de hatırlatayım. Mesela lambda arttıkça mesela frekans azalır. Hı-hı. Yani dalga boyla frekans ters orantı. Onu da hatırlatayım. Şimdi bir tane yörünge verilmiş. Hangisi doğrudur? Merkezcil kuvvet sürekli değişir. Arkadaşlar merkezcil kuvvet sürekli değişir çünkü bu kütle çekimin etkisinde hareket ediyor ve uzaklaştıkça azalır, yakınlaştıkça artar. Bu doğru. Güneşin merkezine göre açısal momentum sabit kalır. Bu doğru. Açısal momentum değişmez ama çizgisel momentum değişir. Yön olarak da değişir. Hmm. Büyüklük olarak da değişir. Güneşin merkezine göre açısal hızı sürekli yön değişir. Arkadaşlar bu yanlış. Açısal hız mesela hep saat yönde dönüyorsa hep belli bir yönde kalır. Mesela tersine dönüyorsa da hep o yönde kalır. O yüzden bu yanlış. Cevap C seçeneği 1 ve 2. Normal hız deseydi. Aynen. Hız değişir çünkü yönü değişiyor yönü doğal değişiyor olarak. Olacak. Aynen. Radyoaktif bozulumla ilgili olarak verilen hangisi doğrudur? Alfa bozulumu sırasında atomun kütle numarası ve atom numarası değişir. Değişir. Neden değişir? 2 proton kaybeder. Doğal olarak kütle numarası değişir ve atom numarası da değişir. Beta artı bozulumu sırasında atomun kütle numarası değişir. Atom numarası değişmez. Kütle numarası değişmez. Neden değişmez? Çünkü hemen bunu yazıyorum. Mesela proton, nötron oluyor. Bir de yanında mesela pozitron çıkıyordu. Pozitron böyle gösteriliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Mesela proton nötrona dönüştü. Kütle numarası değişmedi ama atom numarası değişti. Bu yanlış. Beta eksi bozulumu sırasında atomun kütle numarası değişmez. Atom numarası değişir. Bu doğru. Cevap 1-3-D seçeneği oldu. Bu da tam tersi işte. Nötron, proton ve elektrona bozuluyor. Ben yine çok Fransız kaldım bu soruda da arkadaşlar. Aynen sen unuttuğun için oluyor ama. Evet, evet. Bir de ya bu soruda şeyi hatırlıyorum. Ben MEP kitabında detaylı bakıyordum ve detaylı bir anlatım vardı. Oradan bol bol tekrar ettiğimi hatırlıyorum bu konuyu ama. Aynen. Doğal olarak. Tekrar etmeye. Kaç sene geçti aynen. Evet. Sondan ikinci sorumuz. Fotoelektrik sorusu geldi. Tamam bakıyorum. Elektron mu koparıyoruz? KLM metalleri verilmiş. Şimdi hı-hı. K'nın kopma enerjisi E kadar. K'dan bir elektron koparmak için gereken enerji kadar. L'ninki 2'ye, M'ninki 3'ye nasıl anladın diyeceksin. F'den sonra kopmuş. F kadar frekanstan sonra. Hı-hı. Enerji frekansla doğru orantılıydı. O yüzden K'ninki E kadar, L'ninki 2'ye, M'ninki 3'ye. K metaline 4F frekansı olan fotonlar düşerse kopan elektronun maksimum enerjisi 3'e olur. Şimdi nasıl anlayacağız? Şimdi bir de bize şey verilmiş. E ne kadar mesela? E'nin değerini hesaplayalım. E eşittir. Şimdi F kadar boşluk var. Bir de Planck sabitimizi yazdım. Planck sabiti ve frekansın çarpımı. Şimdi o zaman E değerimiz, buradaki E de aynı bu arada. Şuradaki E de aynı E. Bu ikisi aynı E. H çarpı F kadar. 4F gönderdim. 4E yani 4E enerji kadar. E'sini bu yedi. 3E kaldı. Doğru. M metaline eşik dalga boyu L metaline eşik dalga boyu M metalinden küçüktür diyor. Şimdi enerjisi küçükse dalga boyu büyüktür. O yüzden bu yanlış. Hmm. Ters orantılı olduğu için. Fotosellere 2F elektron frekanslı fotonlar gönderilirse K ve M fotosellerinde kesme gerilimleri eşit olur. Arkadaşlar bir defa M'de kesme gerilimi oluşmaz. Kesmez yani. Çünkü kopamıyor yani. Minimum 3F lazım. Aynen. Elektron kopamıyor ki kesilsin yani. Öyle bir şey olmaz. Bu da yanlış. Cevap yalnız bir oldu o yüzden Adana. Şimdi son soruya geldik. Evet. Yukarısı bizi etkilemiyor. Soruya bakalım direkt. Sırasında canlı dokular üzerine zararı yoktur. MR bu radyo dalgalarıyla çalışır ve radyo dalgalarının zararı yok. Doğru. Tomografi sesle çalışır. Tomografi radyasyonla çalışır. Bunun var. Ultrason sesle çalışır. Bunun yok. Cevap 1-3-E seçeneği oldu.
Evet. Hatta ultrason o kadar safe ki, yani o kadar güvenilir ki hamilelerde bile yani sıkça kullanılıyor biliyorsunuz. O zaman cevabımız 1 ve 3 oldu. 1 ve 3 bulundu. E seçeneği oldu aynen. Öyle. Videoyu bitirmeden önce şunu sormak istiyorum. Sen çok hızlı deneme çözüyorsun. Yani evet. Şu ana kadar olan videolardan da fark et. Çok hızlı soru çözüyorsun aynen. Yani. Gelen itibariyle. Hazır fizik videosundayken yani fizik özelinde seni bu kadar hızlı yapan şey neydi? Yani nasıl bu kadar hızlı hale geldin? Bunu dinleyebilir miyiz videoyu bitirmeden? Ya şöyle bir şey var. Şimdi zaten bu konuları ikiye ayrılıyor. Bir mekanik kısmı var bunun. Bir de bu son daha böyle konu bilme üstüne sorular geliyor. Mesela atıyorum fotoelektrik olay az önce çözdüğümüz gibi. Mesela son sorumuz da öyleydi keza. Şimdi burada şey önemli. İlk yarısı için mesela pratik çok önemli. Soru çözmek çok önemli ama son yarısı için mesela formülleri iyi bilmek ve bunları sorularda kullanabilmek. Hangi formülü hangi soruda kullanabileceğinizi çıkartırsanız zaten belli başlı şeyleri var. 3-5 tane soru tarzı var burada. Onun dışında çok bir şey çıkmıyor bu son yarım kısmı. Onları bilirseniz rahat yaparsınız yani. Ve senin şu anda bile formüller bayağı aklında. Yani evet, bir soruyu gördüğünde çat 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 hangi formülü kullanacağını, nasıl uygulayacağını hatta direkt kafadan işlemlerle beraber sonuca ulaşıyorsun. Bu da seni çok hızlı ve pratik yapmış oluyor. Ya bu formülleri ben kullanmayı şu yüzden çok iyi biliyorum. Ben zamanında çok soru çözdüm. Çok fazla pratik yaptım. Hı. O yüzden bu onun formülleri nerede kullanacağımı iyi biliyorum. Üstünden 6 ay geçmiş olmasına rağmen. Evet, peki branş denemeleri çok çözer miydin? Bayağı. Deli gibi branş denemesi çözerdim yani. Elime geçen her şeyi çözerdim. Süper. O zaman bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Siz de geri kalan denemelerde çözüyor olursunuz. Şimdi biz FEN'e başlamış olduk. Bu videodan sonra da kimya ve biyoloji videolarımız gelecek. Yine Bora'yla birlikte tabii ki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Herkese bol şans, iyi çalışmalar.